Şu andaki iktidarın bir dış politikası yok. Ülkemizin dış ilişkilerinde büyük bir tahribat oluşmuş durumda. Bu ilişkilerde, dış ilişkilerde ilkesiz, tutarsız, yalpalarla, U dönüşleriyle, öngörülmesi mümkün olmayan uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz sürekli. İşte en son U dönüşlerini Suudi Arabistan ve İsrail ilişkilerinde gördük. Biliyorsunuz İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Sayın Erdoğan Suudi Arabistan yönetimine söylemediği lafı bırakmamıştı. Bir anda işler değişti ve geçtiğimiz günlerde dava dosyası sessiz sedasız Suudi Arabistan'a devredildi. Yani Türkiye'deki yargı süreci bir bakıma birdenbire sonlandırıldı. Hafızayı beşer nisyan ile mağlurdur demişler. Gelin hep beraber hatırlayalım. Bakalım Sayın Erdoğan bu konuda neler neler demiş zamanında, şöyle bir izleyelim. Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacak. Kendi hukukumuz ve uluslararası hukukun gereği neyse onun yerine getirilmesini sağlayacağız. Bu çağrım Suudi Arabistan Kralı Hadimul Harameyn-i Şerifin başta olmak üzere üst yönetimedir. Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. Dolayısıyla 18 tutuklunun yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Ülke olarak cinayetin üstünün örtülmesine, emri verenden uygulayana kadar tüm sorumluların adaletten kaçırılmasına müsaade etmemekte kararlıyız. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın dedi. O kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Hesap bu. Kaşıkçı davasının en büyük takipçisi Türkiye, 3 yıl sonra davayı kapattı. Adalet Bakanlığı'nın onayıyla dosyayı Ankara, Riya'da verdi. Ne diyor? Önce belgeleri vermeyiz. Bunlar dünyayı enayi mi zannediyor? Diyor. Sonra dönüyor. Dava dosyasının tamamını olduğu gibi devrediyor. Kendi sözüyle söyleyelim mi? Nereden nereye? Bir cumhurbaşkanı. Bir cumhurbaşkanı kendi sözünü bu kadar çiğner mi ya? Hani olur, önemli bir gelişme olur da çıkar vatandaşın karşısına anlatır. Der ki ya değerli vatandaşlarım, şöyle bir gelişme oldu. Evet, ben bütün bunları söyledim ama yeni bir durum var. Bu yeni durum gereği de böyle bir şey yapmamız gerekiyor der. Gerekçelerini anlatar. Millet de ikna olursa tamam. Ama Allah aşkına şimdi ne oldu ya? Biz Türkiye olarak dünyanın enayisi mi olduk? Kendi öyle diyor çünkü, değil mi? Bakın arkadaşlar, bu korkunç cinayet neden pazarlık konusu yapıldı biliyor musunuz? Çünkü işin ucunda para var, para. Suudi Arabistan hakkındaki sözlerini muhtemel bir mali destek karşılığında yuttu. Cemal Kaşıkçı dosyasının üstünün örtülmesine bir bakıma mali yardım, muhtemel mali destek karşılığında yardımcı oldu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti başkalarının hukuksuzluklarının adresi oldu ya. Ne itibar kaldı, ne ahlaki üstünlük kaldı şu anda. Yapmam, etmem dediğin ne varsa yapıyor. Suudi Arabistan'dan gelecek 3-5 kuruş için Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarıyla oynuyor. Ha, bu U dönüşü sadece Suudi Arabistan ilişkilerinde mi geçerli? Bir değil, iki değil, üç değil. Burada ben çok örneğini verdim değil mi? Kendisi yıllarca meydan okuduğu İsrail konusunda da şark etti. Biliyorsunuz neredeyse 12-13 yıldır söylemediğini bırakmadı. Her türlü hakaret etti. Bakın ne diyordu, yine hatırlatalım. Bu İsrail terör devletidir, terör! İsrail devletidir. Aynı zamanda bir terör devletidir. Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. İsrail'le de küresel siyasi, ekonomik, sosyal parametrelere uygun ilişkilerimiz vardır, olacaktır.
coğrafyamızın en önemli bölgesindeki bu devleti görmezden gelemeyiz. İşte alın size bir U dönüşü daha. Yıllarca terör devleti aşağı, işgal devleti yukarı konuştuktan sonra dönüp dolaşıp İsrail'i görmezden gelemeyiz demenin neresi dış politika ya? Hani nerede o dik duruş? Nerede o dik duruş? Türkiye, İsrail ilişkileri Sayın Erdoğan'ın şahsi ajandasının bir parçası mı acaba diye akıllara gelmiyor değil. Biliyorsunuz kendisi Gazze'ye gidecekti. O 10 yıldır Gazze'ye gidemedi ama 14 yıl sonra ilk defa bir İsrail Cumhurbaşkanı Ankara'ya geldi. Bakın arkadaşlar, biz kimseye neden ilişkiyi normalleştiriyorsun demiyoruz. Elbette dünyada düşmanlarımızı azaltıp dostlarımızı artırmak gerektiğini söylüyoruz. Ama normalleşmenin bir adabı vardır ya. İşte onun için söylüyoruz. İsrail'le ilişkilerdeki bu U dönüşünün sebebi nedir diye soruyoruz. Hani bir zamanlar one minute diyordu değil mi? Ne demek one minute? Bir dakika. Gerçekten bir dakikada terör devleti döndü, işbirliği yapılacak devlet oldu. Bu bir dakika öyle bir dakikaymış herhalde. İsrail'le olan akçeli işler birdenbire rüzgarı tersine çevirmeye yetti. Bu bir dakikada tüm sözler teker teker yutuldu. Ama bakın, kendisi İsrail'le yeni ilişkileri nasıl da meşru göstermeye çalışıyor. Bir izleyelim şurada ne diyor. Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul, mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açıktır. Ha şunu bileydin. Elhak, bu doğru, burada haklı. Ama sormazlar mı adama ya? Madem Filistin davasını savunmanın yolu İsrail ile makul, mantıklı, tutarlı ve dengeli bir ilişkiden geçiyordu, o zaman sen niye yıllar boyu İsrail ile ilişkiyi bozdun diye sormazlar mı adama ya? Demek ki İsrail düşmanlığı yaparak, iç siyasette bunun üzerinden prim yapmaya çalışarak aslında Filistin davasına en büyük zararı sen verdin. Ve söylediklerinde tam da bunun itirafı işte. Gerçekten yeter artık ya. Yani bu millet nasıl olsa dış politikaya uzak, nasıl olsa ne desem inanıyorlar diye böyle pervasızlık yapmayın arkadaş. Böyle vurdum duymazlık yapıp da sonra arkanızı dönüp yürümeyin. Biz bunların hepsini hatırlatacağız. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Millete unutturmayacağız bunları. Bu ülkenin itibarını beş paralık edemezsin. Sen tut, damatla el ele verip ülkenin 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır sat tüket, sonra da 3 milyar oradan, 5 milyar dolar oradan gelecek diye koskoca ülkenin onurunu ayaklar altına al. Böyle bir şey olur mu ya? Yazık ya. Gerçekten çok yazık arkadaşlar. Olmaz böyle şey. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin dış politikadaki parolası kazan kazan olmak zorundadır. Bizim hayalimizdeki ülke içeride insan hakları ve özgürlüklerine saygılı, dışarıda da itibarlı bir Türkiye'dir. Bu doğrultuda en yakın zamanda iş başına geldiğimizde hiçbir ideolojik saplantıya batmadan dış politikadaki itibarımızı biz yeniden ayağa kaldıracağız. 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için uluslararası toplum nezdinde ve konunun tüm taraflarıyla diyalog halinde azami gayreti göstereceğiz. İçeride hukukun üstünlüğünü sağlayıp itibarımızı yükseltip dışarıda da sözümüzün gücünü artıracağız. Ulusal çıkarlarımızdan asla taviz vermeden ilke ve değerlerimizle hareket edeceğiz. Tutarlı olacağız, tutarlı. Bir gün söylediğimizin tam tersini ertesi gün yapmayacağız. Bir gün yerden yere vurduğumuzu bir gün başımızın tacı etmeyeceğiz. Bu milleti el aleme rezil eden bütün bu saçmalıklara da son vereceğiz. Geldiğimiz noktada ekmeğini çöpten çıkar gibi rezil rüsva işler yapan bu iktidarı hep beraber tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Ve hep beraber zenginleşeceğiz.